bu sözün esir, hakiki manasında kapışağıdır. Yani kalbimizin şeylerini seve seve okuduğu, mahlarını seve seve dinlediği, birçok şeylerini ezber bildiği, halkın kalbine nüfuz edilmiş, halkın problemlerinden danışan, halkın derdiyle yaşayan, halkın sevinciyle yaşayan esir halk şairi. Ve bu adı taşıyanlar arasında hem bu ada layık olanlardan biri de Fikret Koca'dır. Fikret Koca çok genç fikirlerinde familyasından diğer sonluğundadır. Koca adıyla, tekerlisiyle yazmaya başladı. Onda bazı adamlara garibe gelir ki, böyle cavan yaşında bir adam koca yazmış. Ama mesele ki, yaşın ruha dertli yoktur. Fikret 20-25 yaşında da cavan idi ve indi 80-50 yarakasında da cavan şair. Ruh itibarıyla cavan şairdi, enerjisi itibarıyla cavan şairdi. Hiç kese hesed çekmemeyle, herkesin uğruna sevinmeyle, Necip hasiyetiyle, fedakar insanlığıyla ve tabii ki yaratıcı ilhamıyla cavan şair. Fikret bizim edebiyatı 60. yıllarda gelen bir nesil nümayendesidir. Bu nesil kim ne değil desin, Azerbaycan edebiyatında dönüş yaradan bir nesildir. Onun, bu neslin en yaşlı nümayendelerim, ben nezirde duram, en istedatlı nümayendelerim, nezirde duram. Ve bu nesil bizim azatlığa doğru, istiklaliyete doğru giden yolun ilk adımlarını atan nesillerdenir. Fikret de bu 60. yılların önde giden sanatkarlarından. Bazen bunu dağılırlar ki bu böyle olmayıp 60. yıllar Azerbaycan'da hiçbir şey demeyip. Şimdi götürüp baksalar o gazetlere ve açılıp açılmamış tehlikesizlik organlarının arşivlerine görürler ki en çok danoslar, en çok haberçilik məhz 60. yılların yazılarından edirlər. Onları antisovetliğinde, antisovetlikle intiham edirlərdi, milliyetçilikte intiham edirlərdi, Türkçilikte intiham edirlərdi. O cümleden de Fikret Koca gazetelerde de bu arada çıkıyor, defelerle gazeteler açıp bakma olur. Şimdi Fikret'in bir şehri var, babalarımız hakkında. Biri kaçak olup mert olup, biri koçak olup mert olup, kasıb olup, mert olup, ve bu namertler haradan çıkıyor. Bak bu bana dert olur. Ezim Fikret, bak bu hemen o namertler, hemen o vakti namertlerin varisleri. O milletçilikte sen itham edilirdi yazılardı, şimdi ise sovetçilikte itham edilirdi. Eyni adamlar, eyni ruhta olan adamlar, eyni gayesiz, mesleksiz insanlardı ki, neyin bahasına olursa olsun, 60. yılları lekelesinler. Niye göre lekelesinler? Ona göre ki 60. yıllar nesli halkın ve edebiyatın kalbindedir, tarihimizdedir ve onun hizmetlerini hiç kez daha bilmez.